Orijinden uzakta döndürme şekilleri. Bu videoda döndürme dönüşümünden bahsedeceğiz ve şekilleri orijinden uzağa döndürmeyi öğreneceğiz. BlocksKit'te döndürme bir şekil merkezi etrafında gerçekleşmez. X, Y ve Z eksenlerinin kesiştiği yer olan orijin etrafında olur. Bununla ne demek istediğimizi göstermek için hadi 3B şekiller sekmesinden bir küp çıkaralım. Çalışma alanınıza küpü bırakın ve küp bloğunun sağ tarafındaki açılır menüden merkezlenmiş seçeneğini seçelim. Diğer parametreleri olduğu gibi bırakacağız. Şimdi işleye tıklayın. Oluşturma penceremizi köşeden sürükleyerek nasıl genişlettiğimize dikkat edin. Küp şimdi X, Y ve Z eksenleri etrafında ortalanmış görünür. Şimdi de küpü döndürmek için bir döndürme bloğuna ihtiyacınız olacak. Döndürme bir dönüşüm olduğu için döndürme bloğunu dönüşümler sekmesinde bulabilirsiniz. Bir döndürme bloğunu çıkararak çalışma alanına sürükleyin ve küpün etrafına yerleştirin. Küpü Z ekseni etrafında 45 derece döndürdüğümüzde ne olacağını görelim. Küpün merkezinin hala orijinde olduğuna ve dönüşün merkezde veya Z ekseni etrafında gerçekleştiğine dikkat edin. Şimdi de bir şekli orijinden uzakta döndürdüğümüzde ne olacağını görelim. Önce döndürme ve küp bloklarını basitçe birbirinden ayırın. Artık küpün bir döndürme bileşeni yok. İşleye tıklayın ve döndürmenin nasıl sıfırlandığına dikkat edin. Küpü başlangıç noktasından uzaklaştırmak için öteleme bloğuna ihtiyacımız olacak. Öteleme dönüşümün başka bir şeklidir. Bu nedenle öteleme bloğumuzu dönüşümler sekmesinin altında bulacağız. Bir öteleme bloğu çıkarın ve küpün etrafına yerleştirin. küpü x ekseni boyunca 20 milimetreye öteleyelim. İşleye tıklamadan önce küpün nerede oluşacağını zihninizde canlandırın. Şimdi işleye tıklayın. Peki küp düşündüğünüz yerde mi oluştu? Küpün merkezi orijinden 20 milimetre uzaklaştı. Şimdi ötelenmiş küpü döndürmek için ötele ve küp bloklarını döndürme bloğunun içine yerleştirmemiz gerekecek. Z ekseninin videonun önceki bölümden 45 derecelik bir dönüşe ayarlı olduğuna dikkat edin ve işleye tıklayın. Ötelenen küp Z ekseni etrafında 45 derece hareket etti ve artık X ekseni üzerinde değil. Bu dönüşü anlamlandırmak için küple orijin arasında ve orijin etrafında dönebilen gergin bir ip bağlı olduğunu hayal edin. şekildeki hep aynı kenarın her zaman orijine doğru baktığına dikkat edin. Bloklarımızı ayıralım ve küpü tekrar orijinde ortalayalım. Bazı tasarımlar için x ekseninde olan döndürülmüş bir küpe ihtiyacınız olacak. İşin püf noktası önce döndürmeyi, sonra ötelemeyi yapmaktır. Küpü doğrudan döndürme bloğunun içine koyalım. Z eksenini 45 derece değiştirin. İşleye tıkladığınızda küpün yerinde döndüğünü göreceksiniz. Daha sonra döndürme ve küp bloklarını ötele bloğunun içine yerleştirin. Artık döndürülmüş küpü x ekseninde 20 mm öteleyebiliriz. BlocksCAD'de döndürmeyi kullanmak için en iyi stratejinin şeklinizi başlangıç noktasında istediğiniz açıyla döndürmek ve ardından döndürülen şekli son konumuna ötelemek olduğunu görebilirsiniz. Başlangıç noktasından uzakta döndürülen şekilleri incelemek istiyorsanız, bu beceri videosunu tekrar izleyebilirsiniz veya yeni öğrendiklerinizi uygulamak için Blokskette oluşturmaya başlayabilirsiniz.